A'dan Z'ye İngilizce serisinde geçmiş zamanı öğrenmeye Past Perfect Tense ile devam ediyoruz. We use Past Perfect Tense to tell or explain events that is in the past and we can still observe or live their effect in the aforementioned past. As another usage, we need Past Perfect Tense while we are explaining an event that has done before the other event in our past storyline. Past Perfect Tense'in gramer yapısını öğrenmeden önce niçin kullanacağımızı öğrenmemiz gerek. Çünkü hali hazırda geçmiş zamanı belirtmek için Past Tense'imiz ve Perfect Tense'imiz var. Ama yine bile öyle durumlar oluyor ki ne Past Tense'le ne de Perfect Tense'le açıklayabiliyoruz. Past Perfect Tense'e ihtiyaç duyuyoruz. Past Perfect Tense bir Perfect Tense olduğu için mantığı aynı. Yani bu tense ile söylenen olayın veya ifadenin etkisi hala gözlenmeli veya yaşanmalı, yani devam etmeli. Bu gerçekleşip de etkisinin devam etmesi durumunu bir önceki videoda Perfect Tense'i anlatarak detaylı bir şekilde ele almıştım. Perfect Tense'te etkisini hala gözlemlediğimiz geçmiş bir olaydan bahsediyorduk. Ancak o geçmiş olayın etkisini tam şu anda gözlemliyor olmamız gerekiyordu. Past Perfect Tense'te de olayın etkisini geçmişte gözlemliyor olmamız lazım. Diğer bir deyişle Past Perfect Tense, Perfect Tense'in koşullarının tamamen geçmişte gerçekleşiyor olması durumudur. Bir de Past Perfect Tense'e bir olay örgüsü anlatırken ihtiyaç duyuyoruz. Olay örgümüzde bahsettiğimiz olaydan önce gerçekleşmiş olan bir başka olayı anlatırken Past Perfect Tense'e ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu nedenle Past Perfect Tense kullanımına günlük hayatta rastlamak pek olası değil. Ancak yazarlar, gazeteciler, polisler veya devlet memurları bu tense sıklıkla ihtiyaç duyabilirler. Gramer yapısına baktığımızda past perfect tense neredeyse perfect tense ile aynı. Yalnızca perfect tense'te kullandığımız have veya has'i had haline getiriyoruz. Hepsi bu. Örneklerimizi inceleyelim. Dikkat ederseniz bu örnekler bir önceki videoda gösterdiğim örneklerin aynıları. Tek fark burada perfect tense'leri past perfect tense'e çevirmişim. Yani have veya has'leri had yaparak aynı örneklerle karşınıza çıktım. Burada değişen parantez içindeki alt anlam, özüt açıklamaları. Bunların Türkçe'ye çevrilişleri de birazcık değişiyor. Örneğin perfect tense'i anlatırken ben bu örnekleri verdiğimde Bay Samuel otobüsü çok fazla bekledi diye çevirmiştim. Öyle çevrildiği için. Ama örneğin burada Past Perfect Tense ile yazmışken bu cümleyi şöyle çeviriyorum. Bay Samuel otobüs için çok fazla beklemişti. Yani Türkçedeki iki geçmiş zaman kipini de beraber kullandığıma dikkat edin. Örneğin ikinci cümlede de otobüs tamamen dolu gelmişti. Diğerlerinde de sırayla köpeklerim postacıya havlamıştı. Arkadaşlarımla televizyon seyretmiştim. Evde yalnız kalmıştım. Sana bakmayı kesmişti. Üstün başarısından dolayı onurlandırılmıştı. Büyük bir hata yapmıştım. Past Perfect Tense'in tam gramer kuralını daha iyi anlayabilmek için lütfen bir önceki videoyu izlemediyseniz izleyiniz. You need not work to describe a negativeness. Past Perfect Tense'te de olumsuz bir cümle, olumsuz bir ifade kullanmak istediğimiz zaman yapmamız gereken tek şey not eklemek. Burada değildim. O akşam dansa gelmemiştin. Shakira konserinden sonra hiçbir yerde görülmemişti. O seni aldatmamıştı. Köpeğin bu kedinin ardından koşmamıştı.
Ekranda kısa özeti inceleyebilirsiniz. Geçmiş zaman çalışmaya bir sonraki videoyla da devam edeceğiz. İyi çalışmalar. Diğer tüm videolar için kanalımı ziyaret edebilirsiniz.